Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlarım, değerli hocalarımız, kıymetli misafirlerimiz, sevgili arkadaşlar ve basınımızın güzide temsilcileri. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimiz anısına, saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyoruz. Teknolojik anlamda kendini ispatlamış bireyler yetiştirmeyi ilke olarak benimseyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2011 yılında ilk mezunlarını vererek bu doğrultuda hızlı bir gelişim göstermektedir. Üniversitemiz
öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, uluslararası saygın bir eğitim ve öğretim grubu olabilmek için ülkemiz üniversiteleri arasında oluşturulan UNEP ve Farabi gibi eğitim işbirliklerinin içinde yer almanın yanı sıra Avrupa Birliği Erasmus programı gibi üniversal faaliyetlere de katılmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi şu bilimlerden oluşmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan oluşmaktadır. Üniversitemiz alanında tanınan, çalışmalarıyla hem ülkede hem de dünyada bilimsel gelişmelere katkıda bulunan akademik personeliyle de yüksek verimliliği öngörmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri hem yeterli teçhizata sahip çalışma alanlarıyla hem de güçlü akademik kadroyla çalışma fırsatı bulmaktadırlar. Sahip olduğu bu tür bilimsel imkanların yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birçok öğrenci kulübüyle öğrencilerin sosyal alanda da kendilerini yetiştirmelerine ve geliştirmelerine fırsat tanımaktadır. Ayrıca öğrencilerin Yurtkur Üniversite işbirliğiyle yapılan yurtlarda her türlü barınma imkanına sahip olmaları üniversitemizi daha da cazip kılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onursal başkanlığında, Kültür Bakanlarımızdan Sayın İsmail Kahraman'ın öncülüğünde 22 Şubat 2013 tarihinde kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'yla da eğitim alanında devletin kamu hizmeti yükünün azaltılması, fiziki ve teknolojik altyapısıyla eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesi, akademik ve idari personelin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, başarılı ve ihtiyaçlı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve desteklenmesi hedeflenmektedir. Yarınların sahibi olacak siz sevgili öğrenciler. Çağın gereklerine uygun, kaliteli bir eğitim, yeterli ve yenilikçi bilimsel etkinlikler ve zengin bir sosyal yaşamla geleceğe en iyi şekilde hazırlanmak için üniversitemizi seçerek tercihinizi en iyi şekilde yapmış olmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşayacaksınız. Öğrencilerine tam bir aile sıcaklığı ortamını sağlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, geleceğin başarılı üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir. Bugüne kadar üniversitemize destek ve katkılarını esirgemeyen, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasetçilerimize, saygıdeğer vakıf kurucularımıza, bürokratlarımıza, iş adamlarımıza, hayırseverlerimize, hemşehrilerimize, velilerimize, tüm akademik ve idari personelimize ve burada olmamızın asıl nedeni olan sevgili öğrencilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Değerli konuklar, protokol konuşmalarına geçmeden önce yoğun programları dolayısıyla kongremize katılamayıp telgrafla ulaşan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere kongre başkanımız stajyer doktor Sayın Muhsin Sarıhan'ı sahneye davet ediyorum.
Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, değerli protokol üyeleri, saygıdeğer misafirler, sevgili arkadaşlar ve değerli basın mensupları. Bilimsel araştırma toplu olarak düzenlediğimiz acil tıp temalı 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongremize ve Çayın Başkenti Rize'ye hoş geldiniz. Bir yılı aşkın süredir sergilediğimiz çabaların bugün meyvelerini almaktayız. Bugün bu kongreyi gerçekleştirmemizde bize sonsuz destek ve katkılarından dolayı danışman hocalarımız Profesör Doktor Engin Dursun'a, Profesör Doktor Benna Dursun'a, Doçent Doktor Şahin Bozoğa, Yardımcı Doçent Doktor Özlem Bilir'e ve başından beri bu yolda yürüdüğümüz ekip arkadaşlarıma da teşekkürü borç bilirim. Farklı üniversiteden yaklaşık 500 meslektaşımızı ağırlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğin hekimleri olarak hangi alanda çalışırsak çalışalım, zaman zaman kendimizi acil tıbbın eşiğinde bulacağız. Bundan ötürü ilk kongremizde acil tıp ile ilgili bir farkındalık oluşturmanın yerinde olacağını düşündük. Umarım sizler için de faydalı olur. Hepimiz biliyoruz ki insan biyopsikososyal bir varlıktır. Dolayısıyla acil tıbbın arka odalarında gezerken bir yandan da siz meslektaşlarımızla tanışarak yeni deneyimler edinecek, sürpriz programlarla eğlenecek ve tüm bunları Ayder Şenliği ile taçlandıracağız. Konuşmamı sonlandırırken, kongremizi düzenlerken yardımlarını esirgemeyen rektörümüz Profesör Doktor Hüseyin Karaman'a, dekanımız Profesör Doktor Ekrem Algün'e, hastanemiz başhekimliğine, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanımız Mustafa Çakır'a, Öğrenci Konsey Başkanımız Ahmet Midilli'ye, kongremize destek veren tüm sponsorlarımıza ve kongremize teknik destek veren Serenas'a teşekkür ediyorum. Hepinizin keyifli ve dop dolu bir 3 gün geçirmesi dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere dekanımız Profesör Doktor Sayın Ekrem Algün'ü sahneye davet ediyoruz. Evet, herkese merhabalar. Protokol konuşmaları sayınlarla başlıyor. Biraz önce Muhsin'den öğrendiğim sıraya göre Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm diyeceğim ama o kadar çok bizi şereflendiren arkadaşımız var ki hepsine hoş geldin diyoruz ama en önemlisi bu kongre öğrencilerin kongresi. Bu kongre genç hekimlerin kongresi, ileride kendimize emanet edeceğimiz arkadaşlarımızın kongresi. Ben önce sayın arkadaşlarım, sayın genç hoş geldin diyorum. Bize gerçekten heyecan veren bir gençlik var arkadaşlar. Bazen basında şurada burada çeşitli şeyler çıkıyor. Özellikle gençlikle ilgili veya hekimlikle ilgili. Bunlar kesinlikle yalan, bunlara inanmayın. Bir, gençlik çok aktif bir gençlik ve en az bizim yaptığımız kadar hatta çok daha güzel şeyler yapacak bu ülkede, ben buna inanıyorum. İki, hekimlik, geçen gün bir üniversitenin araştırması yayınlandı. Her zaman için nerede olursanız olun ilk sırada gelen meslektir. Çünkü herkes bir türlü yolu bir yerlere düşer ama eninde sonunda hasta olduğu zaman hekime düşer. Hasta olduğu zaman en muhtaç olduğu, en duygusal olduğu zamandır ve o hekimin vereceği basit bir ilaçla çok iyi olur. Onun için en iyi mesleği seçmişsiniz. Tersini söyleyenlere asla inanmayın. Bu heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Çok güzel bir kongre olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar hata yapar mıyız diyorlar. Bu yolda yapılan hatalar güzel hatalardır. Hepsini şimdiden hoş görmeye hazırız. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın dekanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hüseyin Karaman'ı sahneye davet ediyorum. Sayın milletvekilim, sayın belediye başkanım, üniversitemizin değerli akademik personeli, çok saygıdeğer protokol,
sevgili öğrencilerim, basınımızın gücü de temsilcileri. Sözlerime başlarken, üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Acil Tıp Üst Başlıklı 1. Ulusal Tıp Öğrenci Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Böyle geniş katılımlı bir kongreye, programa ev sahipliği yapmaktan, ülkemizin dört bir yanındaki tıp fakültelerinde okuyan siz değerli öğrencileri, yeşil ile mavinin ana vatanı, bulutların ülkesi Rize'mizde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Değerli konuklar, üniversitemiz tıp fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen bu kongreye 28 farklı üniversiteden 500'e yakın öğrenci katılmıştır. Bizim üniversiteden katılan tıp fakültesi öğrencilerimiz de bunun içerisindedir. Gerçekten çok yoğun katılımlı bir toplantı, bir kongre olmuştur. Programa baktığımda acil tıp üst başlıklı kongre boyunca travma, şok, dahili aciller ve pediatrik aciller gibi çeşitli konuların ele alınacağını ve acil tıpla ilgili birçok ayrıntıya girilmiş olduğunu görüyorum. Programın içeriği gösteriyor ki bu organizasyonda hem sosyal, hem kültürel, hem de bilimsel boyut yer almaktadır. Ben özellikle ilimize ilk defa gelen ve daha önce bu güzel ve şirin şehri tanıma imkanı bulamamış olan öğrencilerimizin program sonunda hem üniversitemizden hem de ilimizden çok memnun bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum. İyi ki gelmişim diyeceksiniz. Bunda hiçbirinizin şüphesi olmasın. Değerli öğrenciler, tıp mesleği herhangi bir meslek değildir. O Allah'ın yarattığı en kutsal ve en üstün varlık olan insana hizmet eden, en zor ve en problemli anında insanın yanında olan bir meslektir. Dolayısıyla da bu mesleği icra eden insanların çok sabırlı, hoşgörülü, merhametli olmaları ve insanı sevmeleri gerekmektedir. Bu öyle bir meslektir ki hatasının telafisi yoktur. Dolayısıyla da sizler kendinizi hem bilgi birikimi anlamında iyi yetiştirmelisiniz, hem de kişiliğinizi çok iyi oluşturmalısınız. Bu da ancak mesleğinize karşı bir sevda ve aşk boyutunda bağlı olmanızla mümkün olur. Bu bilince sahip olmanızı ve bu şekilde kendinizi yetiştirmenizi arzu ediyoruz. Bu noktada üniversitemiz hakkında da sizlere birkaç bilgiyi vermek istiyorum. Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuştu ve bugüne geldiğinde bünyesinde 12 fakültesi, 7 yüksekokulu, 6 meslek yüksekokulu, 900 civarında öğretim elemanı, 16.000 üzerinde öğrencisi vardı. Tıp fakültemizde üniversitemizde aynı yaştadır. O da 2006 yılında kurulmuştu ve 2014 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bugün itibariyle tıp fakültemizde 126 öğretim elemanı, öğretim üyesi görev yapmaktadır. Tıp fakültemizin hastanesi ise Sağlık Bakanlığı'nda beraber kullandığımız 500 yataklı eğitim araştırma hastanesidir. Saygıdeğer konuklar, bu program bir takım kişi ve kurumların katkılarıyla bazı insanların özverili çalışmaları olmasaydı elbette düzenlenemezdi. Ben öncelikle bu güzel organizasyonun gerçekleşmesi için gece gündüz demeden çalışan tıp fakültemizin dekanı Profesör Doktor Ekrem Algün ile başta kulak burun boğaz kliniği öğretim üyesi Profesör Doktor Engin Dursun olmak üzere kongrenin tüm akademik danışmanları ile kongre başkanı öğrencimiz Muhsin Sarıhan olmak üzere kongrenin düzenleme kurulunda yer alan tıp fakültemiz öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu güzel organizasyonun maddi boyutunu üstlenen ve bu konuda bizlere destek veren başta Rize Belediye Başkanı değerli dostum Profesör Doktor Reşat Kasap, Üniversitemiz Geliştirme Vakfı, Çaykur Genel Müdürlüğü ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere burada tek tek isimlerini sayamayacağım ancak yansıda ve program kitapçığının arka sayfasında isimleri yer alan, katkıda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi bitirirken, Acil Tıp Üst Başlıklı 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nin istenen hedefe ulaşması ve siz değerli katılımcıların üniversitemizden ve ilimizden memnun ayrılması temennisiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu gece idrak edeceğiniz Miraç gecenizi kutluyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Rize Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar'ı sahneye davet ediyorum. Değerli rektörüm, değerli belediye başkanım, saygıdeğer davetler, protokol mensubu, değerli misafirlerimiz, değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler.
Bugün Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde birincisini gerçekleştirmekte olduğumuz acil tıp temalı tıp kongresi, öğrenci kongresi münasebetiyle sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Açılış konuşmasında selamlama niteliğinde birkaç cümle ile vaktinizi almadan duygularımı, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğumla başlayıp ölümle biten dünya hayatında insanların mutlu olabileceği yaşam standartlarını, kalitelerini, estetik şehirleri, aile ortamını, şehir ortamını hazırlamak için temel altyapı, temel hizmetler, temel perspektifler, temel değerlendirmeler, temel unsurlar ele alınıyor. Siyasiler ve devlet protokolü zaman zaman ülkenin ve insanların şartlarını önüne alarak öncelediği bazı hizmet unsurları var. Bizim de 12 yıldan bu yana öncelediğimiz en önemli unsur, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimi. Gençlerin büyük bir bölümü hatırlamayacaklar. Bütçenin yarısına yakın Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılırken bugün Milli Eğitim Bakanlığı 8. 10. 12. sıralarda bütçeden pay alırken bu dönemlerde en yüksek payı alarak geleceğin teminatı gençlerin gerçek manada yetiştirilebilmesi için kaynak aktarılmış. Önce fiziki mekanlar, tabii ki arkasından eğitim kadrosunun güçlendirilmesi ve bu insanların eğitimine olanca desteğin artırılarak devam etmesi. İkincisi de olmazsa olmazı dediğimiz sağlıktır. Sağlıklı yaşayamayan insanların mutlu olabilmesi mümkün değil. Ama mutluluk sadece fiziki sağlıklıkla olmuyor. Çok daha önemli bir sağlık veya yaşamadaki mutluluğa, mutsuzluğa tesir eden değerler manzumesi var. Bizim bir değerler anlayışımız olmalı. Anamıza, babamıza göstermemiz gereken saygıyı, büyüklerimize göstermemiz gereken saygıyı, inançlarımıza, kültürümüze, ülkemize, milliyetimize, bayrağımıza, toplumun bütün kurallarına, bütün şartlarına göstermemiz gereken saygılar, değerler manzumelerinin birkaç tanesi. Eğer insan psikolojikman rahatsız ise, maddi alanda ne kadar mutlu olursa olsun, ya zengin olursa, varlıklı olursa olsun, o psikolojik rahatsızlığı sadece bünyedeki bazı mikroplarla rahatsız olan insanların rahatsızlığı yetmiyor. Elbette fiziki şartlar itibariyle tıp uzmanları, acil tıp olsun, genel tıp olsun, sağlık açısından insanlara vereceği bazı mutluluklar, ilaçlar, reçeteler var ama inanınız ki en önemli ilaç sağlık personellerinin hastaya ve hasta yakınlarına gösterecek olduğu ilgi, şefkat ve merhamettir. Eğer kişi bu ilgiden dolayı sağlık bulacağına yönelik teselli bulamıyorsa, inanamıyorsa ne olacak diyebilir. Ama bir de devamlı sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmaların yanı sıra acil dediğiniz ilk etapta yapılması gereken bazı müdahaleler eğer kurallarına, şartlarına uygun olmazsa işi zaten peşine öldürmüş oluyorsunuz. İşte ben sizleri gerçekten bu açıdan kutluyorum. Özellikle de Rize'yi seçtiğiniz için ve ekibin Rize'de böyle bir organizasyonun yapması aslında sıradan bir olay olmadığını düşünüyorum. Anadolu'nun her bir yanından, hele hele küresel ısınmanın artarak devam ettiği dönemlerde, turizmin çeşitlenmeye başladığı dönemlerde ilgi gören ve son derece de verimli olduğuna inandığımız Rize bölgesi, ki ayrıca siz pazar günü görebildiğim kadarıyla bu bölgenin en önemli Davos değil, Davrosi dediğimiz çok güzel bir yaylalara gideceksiniz. Yani Allah'ın bahşettiği dünya nimetleri arasında hani yalan dünya cenneti dedikleri cennet gibi yerlere gideceksiniz.
Anadolu'dan, Kıbrıs'tan, yurt dışından getirdiğimiz misafirlerin birçokları bize şöyle söylüyorlardı. Tabii geçirmediği şartlar uygun olmadığı için Rizeli hemşehrilerimiz bu güzelliklerin nimetlerini kendi içinde bulundukları şartlar itibariyle çok iyi yaşadıklarına inanamıyorlar. Ama dışarıdan gelenler diyorlar ki, siz cennette yaşıyorsunuz. Allah'tan biz adalet taksimatında bu Karadenizliler hem dünyada cennet hem de ahirette cennet, bu eşitsizliktir, haksızlıktır diyenlere bizden bazı espektüel arkadaşlarımız cennette de kolay yaşayalım diyerek antrenmanını yapmak için burada çalışıyoruz diyorlar. Ya yaşıyoruz dediler. Böyle güzel bir ortamda kongrede verimli olacak. Ama ben konuşmamın arasında dokunmuş olduğum iki cümleyi iki misalle müsaadelerinizle açmak istiyorum. Çünkü bana verilen süre 5-6 dakika ama ona kadar bu program mutlaka bitecek, açılış programı. Asıl işin detayına siz değerli öğrenciler ve öğretim görevlileriniz katılacaklar. Ama ben de uzun yıllar, tabii üniversite hayatı yaşamış bir abiniz. Yerel yönetimlerde yöneticilik yapmışım. Beyoğlu Belediyesi gibi bir bölgede belediye başkanlığı yapmış. 2-3 dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem milletvekili, bayındırlık, ulaştırma, turizm gibi, çevre gibi komisyonların başkanlığını yapmış bir baba, bir dede, bir abi, bir kardeş olarak yaşadığım iki önemli olayı sağlık açısından önemli olduğu için, gençlik açısından önemli olduğu için, yetişecek olan kadrolar açısından önemli olduğu için dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bakın bu akşam Miraç kan. Yüce Peygamberimizin Miraç'a yükselerek Allah'tan kullarına getirilen hediyeler var. Değerli müftümüz de burada. Tabii onun bulunduğu ortamlarda bazı konulara, bu tip konulara girmememiz lazım ama hatırlatma niteliğinde söylüyorum. Sene 1991. Allah rahmet etsin, babam İstanbul'a gelir. En ufak biraderim, o da doktor. Üniversiteden mezun oldu, eşi de doktor. Nişanlılar düğün yapacaklar. Yarın düğünleri var. Cumartesi akşamı evde oturuyoruz. Akşam yemeği esnasında sevincinden mi, mutluluğundan mı? 10 kardeşiz, 5'imiz erkek, 5'imiz kız, 10'uncusu son kardeşim doktor olan. Onun düğünü için hazırlık yapıyoruz. Ailede irsi bir tansiyon rahatsızlığı vardı. Tam akşam yemek esnasında yemeğin bir bölümü ağzında kalıyor, tansiyon yükseliyor, beyin kanamasından komaya gidiyor. İsmini söylemeyeceğim ama bir üniversite hastanesi İstanbul'da. O dönemin en popüler hastanelerinden birine babamı götürdük. Beyin kanaması oldu. Ben mühendis olduğum için tıbbi terimleri çok iyi bilemiyorum ama biraderim biliyor. Hemen tahlillerle kan tahlili ve işte şeyler yapıldı söyleyin. Filmler çekildi. Babamın yaşama şansının çok zayıf olduğunu, yaşarsa da artık beyin ölümü gerçekleşerek koma ile yaşayacağını birader söylüyor ama biz yine hastanede bir medet bekliyoruz. İlgi bekliyoruz. Doktorlar ne diyecek, hemşehriler ne diyecek? Takip ediyoruz. Laboratuvardan laboratuvara. Bir üst yönetici, bir de başhemşire, bir de yanındaki başhemşire. Birkaç kere gidip sordum kendilerine. O zaman da ben İstanbul İl Genel Meclis üyesiyim, iş adamıyım. İlgi ve alakaları o kadar enteresan ki, bakmaları, konuşmaları insanı aslında ürkütüyor, korkutuyor. Ve şu ifadeyi de maalesef hiç unutamıyorum. Hakkımı da hocam helal edeyim herhalde yine. Hakkımı helal etmeyeceğim tarzda gittim, laboratuvara sordum. Nedir durum deyince, bu ihtiyar hala ölmedi mi dedi. Aynen böyle. Hala ölmedi mi? Ölümünü bekliyoruz, daha ne olacak ki? Bakın hastanede böyle bir ifadenin hasta yakınlarına söylenmesi ne kadar ağır olduğunu yaşadı. Yaşarken 2 yıl önce Rize Eğitim Hastanemizde başıma gelen ikinci olay. Şimdi bir bunu görün, bir de şimdi söyleyeceğimi görün. Onun için bu tıpta okuyan öğrenciler ve çalışan personeller açısından ne kadar önemli bir farklılık yaşadığımızı ve ihtiyacımızın ne olduğunu, değerler deyince neyi anlatmak istediğimin bir tanesinin örneği.
Hatta bunu Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı, onkoloji hastanesinin yapımı esnasında bir törene katılarak benim evde gece misafir olarak konaklayacaklardı. Eşi Emine hanımefendiye dedi ki, Emine Hanım siz bir an önce gidin, ben buradan kopamıyorum. Orada sofra hazır olduğu zaman telefon açın da ben arkadaşlardan erken kopayım dedi. Buna rağmen bir saat geç kaldı ve geç kalışın sorusunu Emine Hanım beyefendiye söyleyince, ya ne yapayım hastanede şöyle şöyle çok güzel şeyler yapıyorlardı, kopamadım deyince, hayır Sayın Başbakanım, hastanede öyle ama olağanüstü bir şikayet yaşadım ben Rize Hastanesi'nde ve bu şikayeti yapan hanımefendinin de haklı olduğunu gördüm deyince bozuldu. Şimdi o şikayeti sizlerle paylaşarak sözümü bitireyim. Şikayet şu, dayım rahmetli hastanede ziyarete gitti. Onu ziyaret edince Rize İl Genel Meclisi Başkanlarımızdan biri, Metin Bey değil, Metin Bey'den sonraki başkan, dedi ki abi buraya gelmişken alt katta da falancı var, gidersek, sen gidersen çok moral bulur, memnun olur. Hastaların en büyük ilacı ve teselli kaynağı ziyaretçilerdir. Gidelim dedik, bir alt kata indik. Ve hastaya Muhammed amca, rahmetli oldu o da ama çok daha sonra, Muhammed Yaşar oldu, tanırsınız. Geçmiş olsun, nasılsın deyince çok memnun olduğunu, iyi olduğunu ve bizi görünce biraz daha mütebessim olduğunu görünce sevindi. Bir isteğim, bir şikayetim var mı diye sordum. Benim hiçbir şikayetim yok. Ama dedi, ama o anda hanımı döndü, hayır benim şikayetim var. Çok büyük şikayetim var. Nedir, ne yaptık diye merak ettim. Sordum İl Genel Meclisi Başkanı'na, ne yaptık bunlara? Vallahi ben de bilmiyorum Sayın Vekilim, mahcup oldum, keşke getirmez olaydım. Öyle bir tepki gördüm. Aramızda, aranızda olanlardan var mıydı orada yanımızda, bilemiyorum. Merakla bekliyorum ne diyecek? Yengeciğim, anlatır mısın nedir derdin, şikayetin? Daha ne olacak? Eşim bir hafta önce hastanedeydi. İyileşti, tedavi oldu, taburcu oldu. Eve geldik, bir hafta evde tutamadım. Bana hastanede daha günler yüzde hizmet ediyorlar. Hemşireler pervane gibi dönüyorlar. Temizlikçiler sabah öğle, akşam geliyorlar. Yemek geliyor, doktor geliyor. Sen bana hastane gibi bakamıyorsun, beni götürün hastaneye diyerek eşimden bizi ayırdınız, hastaneye götürüyorsunuz. Bakın, mutluluğa bakın. O kadar memnun, o kadar memnun ki şimdi hastanelerdeki doktorlarımızın, hemşirelerimizin, pratisyenlerimizin, hatta stajyer öğrencilerimizin tavırları o hastalarımız için, bizler için en büyük şifa kaynağı olduğunu görüyorum. Hocam yanlış mı söylüyorum? Ben yaşadığımı söylüyorum. İşte değer derken maddi tedbirleri almak her zaman gereklidir, önemlidir. Elbette bunu yapacağız. Fiziki mekanlar olmadan eğitim meseleleri olmaz. Ama bunun içini dolduran gençlerimiz, o gençleri eğiten öğretmenlerimiz, hocalarımız, bütün bu anlayışı bir kaynaşma, bir barış, bir sevgi ortamı içerisinde ben bu işi yapayım, ne kadar para alacağım diyerek olayı sadece para ve menfaat çıkar uğruna değerlendirip düşündüğünüz takdirde ne sizler, ne bizler, ne toplum, ne insanlık mutlu olmaz. Mutluluk kaynağı ki insanların temel ve ortak arzusudur ve ihtiyacıdır, isteğidir ve hakkıdır. Herkesin mutluluğu paylaşma hakkına sahip olduğunu unutmamamız lazım. İnsan olma ortak paydasından hareketle Yüce Allah kainatı ve insanları yarattı. Dünyadaki bütün nimetleri insanların emrine musahhar kıldı. Onlardan istifade edebileceğiz. İşte ilaçlar nerelerden oluyor? Havadan, sudan. Bütün bu nimetlerin tümünü koordine ederek insanlığın mutluluğu ve mutsuzluğu için çalışanlar kim? İşte sizler. Sizler gibi insanlar. Sizin gibi gençler. Bir araçla hırsızlığa da gidersiniz, insanların arasını bulmaya da gidersiniz, yolculuğa da gidersiniz. Bir ilacı zehir olarak da kullanabilirsiniz, insanı öldürmek için, insanı kurtarmak için de kullanabilirsiniz. Bir sözü kalpleri yaralayan şekilde acı olarak da söyleyebilirsiniz. O sözünüz hani tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarır.
ifadesi. Bunlar aslında genel hükümlerdir. Ama acil tıpta tabii bu konu sizin uzmanlığınız, herhalde 2 günlük çalışmalarınız sonucu. Acil müdahalelerde de mutlaka tatlı sözün ve değerler manzumesinin de önemli olduğu kanaatıyla tabii ki bilimsel olarak uzman kişilere bu konuyu bırakmak lazım. Herkesin, her şeyin bir uzmanı var ama biz genel olarak insanların yönetiminde söz sahibi olup sorumluluk duygusu içerisinde gayret edip çalıştığımız için çok önemli bölgeler ve ülkelerde de bazı araştırmalar yaptığımızda görüyoruz ki maddi çalışmaların yanı sıra bu bahsettiğim olaylara değer verilmediği takdirde o ülkenin ekonomik yapısı da bozulmuş, siyasi yapısı da bozulmuş, kültürel yapısı da bozulmuş, sağlık yapısı da bozulmuş, ahlaki yapısı da bozulmuş. Hele hele bir de organik, inorganik konular gündeme gelince o da farklı bir şey ortaya koymuştur. Ben bu kongrenin özelde Rize bölgemizde yapılması açısından son derece mutluluğumu paylaşıyorum. Emeği ve katkısı olan başta bilim adamlarımıza, öğrencilerimize, üniversite rektörümüz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını Allah'tan temenni ederek panelistlere ve öğrencilere başarılar diliyorum, saygılar diliyorum. Sayın milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, plaket törenimize geçiyoruz. Plaketini almak üzere Rize Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Reşat Kasap'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza plaketini takdim etmek üzere Rize Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Rektörüm, kıymetli protokol, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu kongrenin eminim ki çok faydalı sonuçları olacaktır. Ben bir istatistik profesörü olarak tıp fakültelerine Gazi Üniversitesi'nde yıllarca biyoistatistik dersi de verdim. Bu nedenle tıp öğrenci, sağlık öğrencileriyle diyaloğum iyiydi. Özellikle daha sonra da biyoistatistik kaynak kitabında yazdığım için sağlıkla iç içe olan istatistiksel çalışmaları az çok biliyorum. Özellikle bugünkü kongrenin Rize'de yapılması benim açımdan tabii önemli bir sorumluluk gerektiriyor. Rize şehrinin bu manada umarım eksikliklerini hoş görürsünüz. Henüz bir yıllık bir belediye başkanlığı süresi içerisindeyiz. Yalnız üniversitemizle iç içe diyalog halinde birçok çalışmaya katılıyoruz, destek veriyoruz. Toplumsal anlamda bilginin topluma aktarılması noktasında birçok projeyi imza atıyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha iyi bir Rize şehrine kavuşacağız diye ümit ediyorum. Sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun var. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Organizasyonumuza destek veren sponsor firma ve kurumlarımızdan TÜMSİAD, Orçay ve Pırlanta Kuyumculuk yetkililerini sahneye davet ediyorum. Sponsorlarımıza plaket takdim etmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hüseyin Karaman'ı sahneye davet ediyorum.
muhasebeci, mali müşavirler odası, başkanımızı ve güzel çay yetkilisini plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Plaket takdimini gerçekleştirmek üzere üniversitemiz rektör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Hasan Efe'yi sahneye davet ediyorum. Thank you.
Kıymetli misafirlerimiz, acil tıp kongremizde şimdi de dahili aciller konu başlığı altında ilk oturum gerçekleştirilecektir. Paneli yönetmek üzere oturum başkanları, dekanımız Profesör Doktor Sayın Ekrem Algün'ü ve kongre başkanımız stajyer doktor Sayın Muhsin Sarıhan'ı sahnedeki yerlerine davet ediyorum. Değerli konuklar, paneli başlatmak üzere sözü oturum başkanlarımıza bırakıyorum. Evet, sevgili arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biz bize kaldık, güzel bir şey. Biz bize kaldığımıza göre ön sıraları doldursak daha iyi olmaz mı? Şöyle ön sıralar tamamen dolu olsa. Hadi o gençlik. Evet, arkadan ön sıralara gelelim. O oturuda en öne şöyle. Aslında gerçekten önde oturması gereken birileri varsa sizlersiniz zaten. O açıdan rahat olun. Evet, program biraz kaydı. Onun için açılışı yapıyoruz. İlk konuşmamızı hipoglisemi konulu sunumuyla Ekrem hocamızı sahneye davet ediyorum. Bir şey kapatmak lazım ya. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Beraber olmak çok güzel. Öğrenci arkadaşlar bir kongre düzenleyeceğiz. Siz de dekan olduğunuz için torpilli olarak bir konuşma verebiliriz size dedikleri zaman. Şu açıdan sevindim. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından 28 üniversite değil mi? Bildiğim kadarıyla. 28 ayrı üniversiteden gelen arkadaşlar var. Edirne'den gelen bile var değil mi? Edirne'den gelen kim? Nerede? Neyse göremedim ama Edirne'den gelen bile var diye biliyorum. Tamam. Özel olarak selam şey yapıldı da Edirne'den gelecek diye. Erzurum'dan, diğer yerlerden gelen arkadaşlar var. Ben de tamam bir şeyler konuşuruz dedim ama böyle bir ders anlatma şeyinden daha farklı bir şeyler olması lazım. Benim için hayattaki, acildeki en önemli olay nedir? Onu anlatayım dedim. En önemli olay nedir? Hipoglisemi. Niye benim için çok önemli? Çünkü ben de bir diyabetik hastayım, ben de şeker hastasıyım ve hipoglisemin ne kadar berbat bir şey olduğunu biliyorum. Ama ne hikmetse bizim arkadaşların, hekim arkadaşların çoğu hipoglisemi konusunda bir farkındalık problemi yaşıyorlar. Yani arkadaşların çoğu hipoglisemin ne kadar önemli olduğunu anlamıyor. 20 yıl önce yaklaşık endokrin lisansı yaparken Cerrahpaşa'da bir hoca vardı. Her şeyi hipoglisemiye bağlandı. Kadın paranoyak. İşte panik atakla gelen birine hipoglisemi derdi. Yok efendim uyku bozukluğu yaşayan birine hipoglisemi derdi. Uyku apnesi olana hipoglisemi derdi. Fazla uyuyana hipoglisemi derdi. Şöyle böyle vesaire 20 yıl önce tam bir paranoyak derdik kendi aramızda. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Geldiğimiz noktada her şeyi hipoglisemiye bağlamaya başladım. Şimdi muhtemelen genç arkadaşlar ya bunlar da bu hoca da paranoyaklaştı diyeceklerdir. Ama çok önemli bir olay. Onun için sizlerle paylaşayım dedim. Bakın bir hasta, bu hastayı bizim sevgili Arsin Belediye Başkanı arkadaşımız var, doktor arkadaşımız. Yaklaşık 10 küsur yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Ama hekim olduğunuz zaman kurtulamıyorsunuz. Yani ben belediye başkanı oldum arkadaş, ben artık hekim değilim filan deme şansınız yok. Her tür sağlık konusu için o aranıyor. Bizim Erdem aramıştı, abi dedi 87 yaşında bir işte bizim mahallenin büyüğü var. Bizim işte katüde, acilde şeymiş, derin komadaymış. Zaten çok bir şey yok ama yatak bulamıyorlar. En azından şuna bir yatak bulsak da sedyede ölmez abi olur mu? Ben de o sırada Trabzon'da başhekimim. Tamam Erdem filan dedim. Yarım saat, bir saat geçti. Bulduk bir yatak. Doktor arkadaşla da görüştük, nörolog arkadaşla. Erdem'e döndüm. Erdem tamam dedim. Yatak hazır gönderebilirsin abi, gerek kalmadı dedi. Allah rahmet eylesin ya. 87 yaş neticede filan derken yok abi dedim. Sağ ol, sağ ol, eve gitti. Biraz önce konuştum. Çok iyiymiş.
Ya Erdem, derin komadaki hasta nasıl iyi olabiliyor? Ya abi dedi, kan şekerini ölçmeyi unutmuş ambulanstakiler dedi. Orada dedi işte bir serum vermişler, sapasağlam eve gitti dedi. İşte hipoglisemi böyle önemli olay. Ve çoğu zaman acildeki ambulanstaki arkadaşlar bile 87 yaşında işte taramp bulgusuyla da gelen bir hasta olunca tanımayabiliyor. Onun için en azından hani bir şeyler söyleriz. Belki arkadaşlar bundan sonra hipoglisemi daha iyi tanır diye diyorum. Ne demek? Kan şeker konsantrasyonlarında bir düşüklük. Semptom oluşturacak kadar düşüklük. Kaçın altı onu kimse bilmiyor. Yani 80'in altında semptomunuz varsa hipoglisemi, 40'ın altında semptomunuz yoksa hipoglisemi değil. Çünkü özellikle bazı kadınlarda, tabii buradaki arkadaşların çoğu hekimler kaldı. Biliyorsunuz kadınlar atipik canlılardır. Öyle kadınlar geliyor ki 35-40'a kadar şeker düşüyor sapasağlam. Ama öyle kadın geliyor ki 80-85'te bağırıyor, benim şekerim düştü vesaire diyor. Özellikle kadınlarda asemptomatik şeker düşüklükleri var. Biz buna hipoglisemi diyor demiyoruz. Onun için bir üçlememiz var. Kan şekeri düşük olacak, beraber semptomu olacak, bir şey daha olacak. O kan şekerini yükselttiğin zaman bir şey verip o semptom kaybolacak. Acil için önemli mi? Önemli. Acile gelen hipoglisemik hastaların en az yarısı diyabetik hastalığın hipoglisemi yaşıyor ve acile gelenlerin de %80'i diyabete bağlı hipoglisemi. Bir takım hormonlarımız var, onlar çıkıyor. Önce işte insülin sekresyonu azalıyor, ondan sonra epinefrin vesaire. Diğer hormonlar, bizim kontrolünsüler dediğimiz hormonlar salgılanmaya başlıyor. Ve bu arada hastada bir takım semptomlar oluşuyor. Bu semptomlar çok çok önemli. En başta basit semptomlar oluşurken, en son 20'ye düşüp de uzun süre bunu tedavi etmediğiniz zaman kalıcı semptomlar oluyor. Biraz önce o eve sağlam gönderdiğimiz amcayı sağlam gönderememe durumu oluyor. Ne oluyor? Hepiniz acıktığınız zaman yaşıyorsunuz, elleriniz titriyor, terliyorsunuz. Öyle bir açlık hissi yapıyorsunuz ki ne bulsanız yersiniz. Endişelisiniz, korkuyorsunuz, bir irritable'sınız. Irritability çok önemli bir olay. Çünkü irritable'sanız eğer her şeye kızıyorsunuz. Dövecek adam arıyorsunuz ya da sövecek adam arıyorsunuz. Bu çok önemli çünkü olayın öbür tarafı, şimdi Özlem hocanız ya da acilde çalışan diğer kişiler olarak görüşün. Karşınızda gelip bağırıp çağıran bir hasta var ya da sinirli bir hasta var. Ama o kişinin sinirli olmasının sebebi aslında kan şekeri düşük. Yani sinirli olmasının sebebi de aslında hipoglisemi. Hastalığı. Çarpıntısı var hastanın ve hasta ki. Bakın bir kanalıyor. Teyzemiz nasıl anlatıyor? Hamur ekmek yiyorum. Ama o ilacı içmezsem bugün içmedim, bugün de yemek yemem. Hiç istemeyeceğim. İstemem. Ama onu içmesem ustum döner, gözlerim görmez. Onu içtiğim zaman ben rahatım ama ekmek yemekten, su içmekten doyum. Ve ondan sonra da şiştikte şiştik. Kaç kilo oldu? 35 oldu. 123-130 kilo oldu. Bunu ne diyeyim ben doktor evladım diyeyim. Sazenin yaşına benim oğlum. Ama ben bunu ne yapayım? Bana bir yol gösterin, bu çileyi vermekten. Ve çok fazla fazlalaşıyor. Beni anında buradan kapar ya. Donör buradan kapar beni ya. Sen beni öyle kamera Evet, hekim olmak çok zevkli. Rize'de hekim olmak çok daha fazla zevkli, onu söyleyeyim. Lütfen bu zevki sonuna kadar yaşayacaksınız. Gerçekten anlattığı her şey oluyor. Hasta yiyor, yiyor, kilo alıyor ve bunun sebebi aslında bizim ona verdiğimiz ilaçlar. Ama çoğu zaman sormadığımız, hipoglisemi bilmediğimiz için biz o ilacı kullanmaya devam ediyoruz. Hasta yorgunluk, baş dönmesi, görme bozukluğu, işte baş ağrısı, en önemlisi de konsantrasyon güçlüğü. Ne demek konsantrasyon güçlüğü? Ben 4 tane çocuğum var, şu anda kan şekerim düşmediyse öyle. Şekerim düştüğü zaman kaç tane çocuğum vardı diye ya da çocuklarımın ismini de karıştırabiliyorum. Şekeriniz düştüğü zaman kendinizin, hani bir reklam var, tüylü bamyayı hatırlayan var mı arkadaşlar? İşte o tüylü bamya şekeri düşmüş birisinin halidir. Açken sen değilsin, bu gerçekten böyle. Bu Fener'in son zamandaki haliyle ilgisi yok, ben Fenerbahçeliyim. Yani asla burada Trabzonlular kendine çıkarmasın. Ama bazen Volkan bile bir de bakıyoruz, lan bu golü nasıl yedi diyoruz. Muhtemelen şekeri düştü diye kendimizi avutuyoruz. Evet, kendimizi avutuyoruz çünkü hipoglisemi üçe ayırıyoruz. Bir hafif hipoglisemi var. Bir tek şekeriniz düştüğünü anlıyorsunuz ama yaptığınız işe devam edebiliyorsunuz. Orta derecede
Şekerinizi düştüğünü anlıyorsunuz. En azından konuşuyorsanız biraz yavaşlıyorsunuz. Bir hareket yapıyorsanız biraz hareket oturmak zorunda kalıyorsunuz filan. Ama asıl bizim acile gelenler ağır hipoglisemiler. Yani ancak başkasının yardımıyla bundan kurtulabiliyorsunuz. Etiyolojik sınıflanma böyle yoğun şeyler, merak etmeyin, size bunları anlatmayacağım. Ama ikisinin de başında sağlıklı veya hasta kişilerde hipoglisemilerin en başında ilaca bağlı hipoglisemiler var. Burası çok çok önemli. Çünkü ne demek bu? İlaca bağlı hipoglisemi eşittir bizim hipoglisemik yaptığımız kişiler. Yani Latincesi iatrojenik. İatrojenik ne demek? Bizim hatamız demek. Tabii şöyle bir olay var. Ben açılış konuşmalarında kısmen oldu. Başka birisi bizi eleştirdiği zaman çok bozuluyor. Ama o kadar çok bozuluyorum ki işte alkışlamadım, böyle yaptım vesaire. Haklı mıdır? Haklıdır ama olsun. Ben gene birisi bizi eleştirdiği zaman hekim olarak bozuluyorum. Ama bizi en güzel eleştiren ve eleştirme hakkı olan bir kişi var burada. Tanıyanınız vardır. Kim bu kişi? Yok mu? Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik. Genç bir hocamız söyleyebildi. Eyvah, Neyzen Tevfik'i bilmeyen birisi lütfen öğrensin. Çünkü Neyzen Tevfik Türk kültürünün yetiştirdiği ender şahsiyetlerden biridir. Ne demek, ne demiş Neyzen Tevfik? İatrojenik olaylarla ilgili. Bir hazakat sedeyim, midemi tıp demdi benim. Hazakat demek, tıpta uzmanlık demek. Yani ben uzman olduğunu söyleyen doktorların zavallı bir zedesiyim. Zade değil, oğlu değil, tam tersine onlardan zarar görmüş birisiyim. 40 katır tepse yıkılmaz bu muhkem bedenim. O kadar kuvvetliyim ki 40 katır gelse ben yıkılmazdım. Bu uzman olduğunu söyleyen doktorlar beni yıktı. Kapladı her yanımı sancı, elem, ağrı, bere. Bir mezar oldu vücut. Sanki etip bağ haşere. Yani benim vücudum mezarda. Doktorlar da haşere, benim vücudum her yerde. Doktor, diğer arkadaşlar gitmeseydi bu şeyi açıklamayacak, geçecektim. Ama herkes hekim olduğu için burada rahatlıkla söylüyorum. Hastane sanarak çok yere girdim çıktım. İbret aldım oralardan da, canımdan bıktım. Gerçekten var mı böyle örnekler? Var. Biraz önceki hasta 3 yıl hipoglisemik dolaştığı halde hipoglisemiyi kimse sormadığı için, ilaçlarını azaltmadığı için hasta 100 küsür kilolara kadar çıkıp mutsuz olan bir hasta. Demek ki iatrojenik hasarlar, en önemli hasarlar ve bizim ne olursa olsun asla önce hastaya zarar vermememiz lazım. Zarar vermememiz için de kan şekerini düşüren ilaçları, ki insülin ve hipoinsülinlere öncelikle çok dikkatli kullanmamız lazım. Ama yalnızca ilaçlarla olmuyor. Bir de postprandial hipoglisemilerimiz var ki erken diyabetiklerde çok sık gördüğümüz bir olay. Ben buna çok önem veriyorum. Bu tabloyu gördünüz mü bilmiyorum. Gebe değil bu amcamız. Yalnızca gece yemeleri dolayısıyla viseral yağ dokusu artmış, göbeği olan, insülin direnci olan ve akşam 11'de yattıktan sonra 2'de mecburen uyanıp gizli olarak buzdolabını açıp yemek yiyen birisi. Biraz önce Neyzen Tevfik dedik, Neyzenlerden başladık. Bir Neyzen'den daha devam edelim. Bu da rahmetlik yine Aka Gündüz Kutbay. 1934 yılında doğmuş ama 44 yaşında vefat etmiş. Ben Aka Gündüz Kutbay'ı çok severim. Tavsiye ederim, vaktimiz olsaydı size bir neydi dinletisinde arka fondan çalardık ama postprandial hipoglisemiyi en iyi anlatan kişi rahmetli Aka Gündüz Kutbay. Tabi Neyzen ama para için şeylerde, gazinolarla çalıyor, geceleyin 1'de 2'de anca geliyor ama öyle bir postpra şeyi var ki, hiperinsülinemisi var ki, bir akşam gelmiş buzdolabını açmış, karısı da bir dolma hazırlamış, bir tepsi, ama dolmayı daha pişirmemiş, yani çiğ dolma, ertesi sabah pişirecek. Zavallı onu yarım saat içinde çiğ dolmanın hepsini yemiş. Bir tane iki tane yiyeceğim diye. Bir tencere çiğ dolmayı yemiş anlatılır. Başka bir şey ise bir Mevlana anma ayininde. Tabii önce Konyalı var mı aranızda? Var. Hadi Şükrü biliyor musun? Eyvah. Hadi Şükrü bilmeyen bir Konyalı. Sen biliyor musun? Tamam. Hadi Şükrü çok ünlü bir kebap şeyidir orada. Kuyu. Tandır kebabı satar. Şimdi Mevlana ayinden önce Hacı Şükrü'ye gitmişler. Bol ekmek, tandır kebabı, yaklaşık 3-4 kalonda yanına ayran içmiş. Sonra tabii ayinde çalarken, ki bu Kutbun Nai, oradaki en önemli neyzen, adamcağız zavallı hipoglisemiye girmiş ve kendinden gelmiş.
Tabii bütün tribünler ağlıyor. Ya ne kadar mübarek. Hazreti Mevlana'nın şeyi geldi. Ruhaniyeti bunu etkiledi filan diye. Secde şeyden almışlar. Birisi demiş ki şeker dedin şeker şeker. Neyse adamcağız toparlamış. Ama ondan sonra 44 yaşında radyo evinde bir nevayı üflerken kalp kriziyle eksi olmuş. Çünkü tekrarlayan hipoglisemiler kardiyovasküler riski çok çok arttırıyor. Tedavi nasıl edeceğiz hipoglisemik bir hastayı? Önce dinlendireceğiz. Önce en çok kaslar glukoz kullandığına göre bütün kaslarını şeye almamız lazım. Yoksa hipoglisemik bir hastaya aman sen alt kata git, şuraya git, buraya git tarzında hızlandırırsak asla hipoglisemi yerine, tedavi yerine zarar vermiş oluruz. Tabii ki glukoz vereceğiz vesaire vesaire vesaire. Ben burada size yalnızca iki şey söyleyeceğim. Bir, bilinci kapalı hastaya asla oral bir şey vermeye çalışmayın. Tam tersine aspire edebilir. İki, oral antidiyabetiye bağlı geldiyse, kan şekeri normale götürdükten sonra sakın eve göndermeyin, lütfen hastanede yatırın. Bu bir başlangıç konuşması. Benim öğrencilerim çok iyi bilir. Benim en çok sevdiğim ağaç erguvandır. Bu yaz, bu baharda İstanbul'a gidemedim, göremedim ama çekip gönderdiler bu resmi. Onun için hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. En azından hipoglisemi unutmazsınız inşallah bu konuda sonra. Hocamıza bu güzel sunumlarının dolayı teşekkür ediyorum. Hocamıza soru veya bu konuyla ilgili katkısı olan var mı? Dekanlara soru sormak serbest mi anlaşılmadan öyle bir şey. Bilinci kapalı hastaya nasıl bir tedavi kullanıyor? O tarafı tam anlaşılmak istedim. Bilinci kapalı olarak gelen hastaya. Bilinci kapalı olarak gelen hastaya olarak gider hasta bilinmez. Burada böyle o slide'da var da ama çok ayrı bir şey yaptım. İnflamatör tedavi etmeniz gerekiyor. Yurt dışında yanak içinde uygulanan jeller vesaire söz konusu var ya da spreyler söz konusu. O spreyler varsa ya da jel varsa kullanılabilir ama en güzeli bilinci kapalı olan hastaya dekstrozu solüsyon vermektir. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Gerçekten sosyal medya diye bir olay var. Ben de yakından takip ediyorum. Ve çoğu öğrenci arkadaş da sosyal medyadan çok etkileniyor. Sosyal medyada şöyle bir şey tukaka ediliyor. Acil gelen hastaya serum takılması. Hasta bana serum tak diyor. Ya işte serum. Hayır arkadaşlar, acile gelen her hastaya mutlaka damar yolu açın. Bu çok çok önemli. Yanlışlıkla %30, %40, %50 damar yolu açmış olabilirsiniz. Ama hipoglisemik ya da damarları kolebe olmuş, şoka girmiş bir hastada damar yolu bulmak çok zaman alacağı için. Siz olun. Her hastanın acil intravenöz tedaviye ihtiyacı olabileceğini düşünerek, siz basit karın ağrısı zannedersiniz. Öyle bir pankreattir ki bir anda gözünüzün önünde hastaneler gider. Bir efendim emboli sonrası hipotansif şoka gider vesaire. Dolayısıyla mutlaka damar yolunu açın ve tanıyı bilmiyorsanız dahi, yani diyabetik bir hasta bilinç kapalı geldi. O sırada da bir teknik problem var. Glukozunu ölçemediniz. Siz gene dekstrozu solüsyonu verin. Ne olur? 500'dür kan şekeri. Siz verirsiniz. 600 yapmış olursunuz. Hiçbir şey olmaz. Ama 20 ise o zaman hastayı kurtarmış olursunuz. Başka soru? Hocam mesela bazı hastalarda 40'ın altına düştüğünde hani semptom göstermez dediğiniz hani hastadan hastaya değişkenlikten bahsediyoruz. Hani bu neye bağlı olarak gerçekleşiyor ya da bunun genetik bir yatkınlığından bahsedebiliyor muyuz özellikle? Tabii özellikle kadınlarda gördüğümüz bir olay bu. Biliyorsunuz glukoz transporterlar var ve glukoz transporter veya hipoglisemik yaşama sıklığı bunu değiştiriyor. Dolayısıyla bir hiçbir semptomu hastalığı olmayan ama glukoz transporter miktarında muhtemelen konjenital değişiklikler olan genetiktir belki ya da değildir ama değişiklik olan kişilerde gerçekten çok düşük kan şekerleriyle hiç semptomsuz gidiyor. Bunlara hipoglisemi demiyoruz. Bir de biraz konuyu uzatmamak adına söylemedim. Diyabetik olup
sık hipoglisemi yaşayan kişilerde de bu kompanse edici bir takım değişiklikler sonucu hasta hipoglisemi hissetmemeye başlıyor. Bu biraz önce dediğimden çok daha kötü bir olay. Bu tedavisi gereken bir olay. Yani hasta geliyor, kan şekeri 40. O dediğimiz sempatik sinir aktivasyonu belirtileri hiçbiri olmuyor. Kan şekeri olsa düşünce direkt olarak bilinci kapanıyor. Bu sık hipoglisemi yaşayan, yani yoğun tedavi olan hipoglisemik diyabetik hastalarda gördüğümüz bir olay. Bu hastalarda, çünkü bu hastalarda kontrol ister hormon cevabı da kütleşmiş oluyor sık hipoglisemiye bağlı. Bunlarda çok dikkatli olmak lazım ve bunlarda tedavinin sınırlarını biraz yükselterek en az 3-4 hafta hiç hipoglisemiye girmemesini sağlamak lazım. O zaman bu kontrol insülin hormonların cevabı tekrar eski haline geliyor. Buyurun efendim. Eyvah. Hocam. Aslında ben hocama bir katkı söyleyeyim, bir acil tecrübesi olarak söyleyeyim. 5 merkez geçen bu sistemin vakası da İstanbul'un ilk yıllarında yaşadığım bir olaydı. Ağrı'nın bir köyünde yaşayan bir teyze evde baygın bir şekilde bulunuyor. Evden oradaki ilk önce sağlık ocağına götürüyorlar. Sağlık ocağından Ağrı'nın ilçesine gidiyor. Ağrı'nın merkezine ulaşıyor. Oradan ben Erzurum, o zaman Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeydim. Erzurum Rumuni Hastanesi'ne geliyor. Rumuni Hastanesi'nden de bize çekiliyor. Şuuru kapalı bir şekilde geliyor hasta. Glikoz veriyoruz. İlk öncelik yaptığımız şey yani normal acil yaklaşımda ilk baktığımız şeylerden biridir şekere bakmak. Hipoglisemik bu vaka. Şekerini veriyoruz. Teyze yaklaşık olarak bir yarım saat sonra falan kendine geldi. Daha sonra sabahleyin normal olarak takiplerini yaptık. Bir sıkıntı olmadı. Sabahleyin yürüyerek eve gitti. Evet. Tam 5 merkez geçmişti. Benim de benzer anılarım var. Birkaç merkez birden geçen. Elinde bilgisayar tomografisiyle gelen, yani bir kan şekeri ölçülmediği halde bilgisayar tomografisi çekilip gelen anılar var. Ama sizin lehinize bir şey söyleyeyim. Türkiye'de son 10 yıl içinde acil hekimlik bir uzmanlık halini aldı iyice ve yaygınlaştı. Böyle olduktan sonra bazı konular standartlaştı. İnşallah bundan sonra bu kadar fazla rastlamıyoruz. Çünkü iki tane ana olay vardır dikkat edeceğiniz. Bir, kan şekeri düşük mü? İki, ne için gelirse gelsin, gelen hastanın ilaç anamnezini almanız çok çok önemli. Ha, başka bir şey için geliyorsa dahi, sen bir hastalığın var mı, ilaç kullanıyor musun veya hastalığın yok da ilaç kullanıyorsun diye sormak lazım. Çünkü hipoglisemi yapan çok ilaçlar var. Ben hep bu gezi olaylarında vefat eden Eskişehir'de bir çocuk vardı. Hep öğrencilerime onu örnek veriyorum. Çocuk kumadin kullanıyor. Normalde çok ağır bir travma değil. Çocuk orada yürüyor ama kumadin kullandığı sorgulanmadığı için ne yazık ki eve gönderiliyor. Ve daha sonra hastayı kaybediyoruz. Orada bizim hepimizin, gerek öğretmenlerin, hocaların, gerek herkesin bir kusuru var. Çünkü yabancı filmlerde bile geçer, daha sedyedeyken senin herhangi bir hastalığın var mı, ilaç kullanıyor musun? Ya hasta dayak yemiş. Hayır. Dayak yediyse de senin hasta, herhangi bir hastalığın var mı, ilaç kullanıyor musun diye sorgulamak zorundayız. Yoksa çok büyük bir var. Evet, herhalde bir soru daha var oralardan. Hocam. Dekan olmak ağırlığımı kullanarak sorun olacak. Tamam, tamam. Muhsin dedi ki, hocam dedi 20 dakikaya geçerseniz dedi ikaz ederim ha dedi. Ben de sen bilirsin dedim. O sen bilirsin'i yanlış anladı herhalde. Yani ben sen bilirsin derken de başkansın ne demek anlamına. Şey, soru gelmiyor değil mi? Yok. Tamam. Merhaba. Benim soracağım soru şu. Hipoglisemik tekrarlayan atakların kadınlarda daha sık olduğunu ve buna bağlı tolerans geliştiğini söylediniz. Hani bunu etkileyen hani hormonal faktörler midir, nedir yani? Hani erkekten daha çok kadında görülmesini.
Yok, orada bir yanlış anlaşılma oldu. Hipoglisemik titremeyen ataklar değil. Asemptomatik hipoglisemi. Yani asemptomatik kan şeker düşüklükleri kadınlarda daha fazladır. Ama bunlar hipoglisemi değildir. Ama o tekrarlayan ataklar tedavi gören diyabetik hastalarda, erkeklerde de kadınlarda da olabilir. Bu farklı bir olaydı. Peki, kadınlardaki tamamen fizyolojik bir olay. Muhtemelen ne olabilir? Kadınların yani östrojene falan bağlı olabilir. Bu konuda doğrusu bilimsel bir şeyim yok ama ben şunu düşünüyorum. Kadınlar hayatları boyunca bir gebelik yaşamaya programlanmış canlılar. Ve gebelik de fizyolojinin çok sınırlarının zorlandığı bir olay biliyorsunuz. Muhtemelen o dönemdeki değişiklikleri kompanse etmek için olabilir ama bilimsel bir karşılığı bilmiyorum. Fakat karışıklık olmasın. Benim bahsettiğim asemptomatik kan şeker düşüklüğü adı hipoglisemi değil. Çünkü nipple triadını karşılamıyor. Diğer bahsettiğim ise diyabetik hastalarda sık tedavi ve yoğun tedavinin getirdiği hipoglisemi anemiyemiz. Yani habersizlik, farkında olmama durumu hasta tarafından. Farklı şeyler. Ama muhtemelen hormonların onda bir etkisi var. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hocam da tekrar teşekkür ediyorum. Sonraki konuşmacımız diyabetik ketoazidoz konulu sunumuyla Burak Bilbay'ı sahneye davet ediyorum. Ya bu ne biçim bir şey? Merhabalar, ben Burak Bilbay, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden katılıyorum. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bugün dilim döndüğümce bana ayrılan süre içerisinde diyabetik ketoazidoza acil yönüyle yaklaşmaya çalışacağım. Evet, böyle bir sunuyla başlamak istedim. Biraz aslında burada kendimi tasvir etmeye çalıştım. Bir ekmek deryasının içine düşmüşüm. Bu tablo bize çok uzak değil aslında. Ben diyabetik ketoazidozdan önce biraz diyabetle başlamak istedim. Kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Özellikle düzensiz beslenme ve sedanter bir hayat yaşamamız diyabette çok çok önemli etkenleri oluşturmakta. Ve hepimiz tehlike altındayız. Çünkü diyabetli hastaların %45'i hastalığının farkında değil. Şimdi sunum planından bahsetmek istiyorum. Ben diyabetik ketoazidozda tanı, tedavi, mortalite, patofizyolojiden bahsedeceğim. Öncelikle diyabeti kabaca ayırmak gerekirse diyabet çeşitlerini tip 1 ve tip 2 diyabet olarak ayırabiliyoruz. Tip 1 diyabette daha çok insülinin eksikliği, tip 2 diyabette ise daha çok insülin direnci gözlenmekte. Peki patofizyolojiye birazcık değinecek olursak, insülin eksikliği ve insülin karşıtı hormonların artışıyla beraber akut metabolik komplikasyonlar gelişiyor. Peki diyabetik ketoazidoz daha çok kimlerde görülmekte? Özellikle %90 tip 1 diyabetüs mellitus hastalarında, %10'da tip 2 diyabetüs mellitus hastalarını söyleyebiliyoruz. Peki patofizyolojiyi açacak olursak, insülin eksikliğinden bahsetmiştik. İnsülin eksikliğinde glukoz kullanılamıyor. Akabinde bir de glukagona bağlı olarak hepatik glukoz yapımı artmakta. Bu bizi hiperglisemiye sokmakta. Peki glukozun kullanılamadığından bahsettik. Ne oluyor? Proteinler ve yağlar kullanılmaya başlıyor. Özellikle proteinlerin yıkılmasıyla oluşan amino asitler glukoneogenez yoluna gitmekte, hiperglisemiyi yine arttırmakta. Yağların yıkıldığından bahsettik. İnsülin yokluğu ve özellikle glukagonun artışı yağ dokuda yıkımı arttırmakta ve serbestleşen yağ asitlerinin aktifleşmesiyle beraber ketogenez, ketonemi ve ketonür dönüşümü görülmekte. Peki sebepler neler? İnfeksiyonlar önemli bir sebebimiz. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları çok çok önemli. Yeni tanı almış tip 1 diyabetüs mellitus hastalarında
insülin tedavisine uymama büyük bir sebebimiz. Kateterin katlanması, insülin dozunun yanlış verilmesi gibi ve diğer sebeplerimiz var. Diğer sebeplerden de bahsedecek olursak stres özellikle çocuklarda önemli. Akut miyokard infarktüs yetişkinlerde çok önemli. Yine anormal gebelik, cerrahi ve travmaları, ilaçları ekleyebiliriz. Pekala, belirtilerimiz neler? Acile nasıl geliyor hastamız? Bulantıyla, kusmayla geliyor hasta. Başka, ağız kuruluğu, polidipsi ve bunun yanında özellikle ketonlara bağlı nefes darlığı, kilo kayıpları ve kramplar gözlenebilir. Peki hastamızda belirtiler bunlar, muayene etmeye başlıyoruz hastayı. Fizik tedavi bulgularımız neler? Özellikle dehidratasyon önemli. Hastaya bakıyoruz, cildinde bir kuruluk var, müköz membran kuruluğu var. Ketonlara bağlı olarak sıvı kaybı var. Ağızda çürük meyve kokusu diye tabir edeceğimiz bir keton kokusu. Letarji, zihinsel kütleşme. Maalesef hasta bazen komayla gelebiliyor. Ve bunun yanında taşikardi, takipne ve hızlı hızlı derin derin solunma olarak tabir edeceğimiz Kussmaul sendromu görülebilir. Peki bu kadar bulgudan bahsetmişken bir şey daha değinmek istiyorum. İnfeksiyonlar önemli bir bölümünü oluşturuyoruz sebeplerimizden. Ateş görülebiliyor hastalarda ama ateş yok diye de bu hastalarda infeksiyonu dışlayamıyoruz. Çünkü vazodilatasyon sebebiyle ateş görünmeyebiliyor bazen. Peki ayırıcı tanıda neler önemli? Diğer endokrin acilleri bilmek önemli. Bunlar hiperozmalar, nankitotik koma, alkolik ketoasidoz, laktik asidoz. Özellikle bu hiperozmalar, nankitotik komaya hiperozmalar, hiperglisemik durum dendiğini söyleyeyim. Tanıda biraz patofizyolojideyken bahsetmiştim. Hiperglisemi, ketonemi, arteriyel ve daha önemlisi aslında venöz pH düşüklüğü tanıda çok önemli. Peki laboratuvar tanılarına geçebilecek olursak potasyum ve sodyumun derişim düşüklüğünden bahsetmemiz lazım. Sodyuma bir parantez açmak istiyorum. Burada sodyum derişimi düşüklüğü ölçüme bağlı bir düşüklük. Neden? Onu da glikozla bahsedeceğim. Glikoz derişimimiz 250 mg bölü desilitrenin üstünde. Şöyle 100 bizim için normal değerdi. 100'den sonra her 100 mg bölü desilitrelik artış sodyum derişiminde 1,6 milyekoalan bölü litrelik bir düşüşe sebep oluyor. Buna pseudohiponatremi diyoruz. Bu yüzden sodyum derişimi düşük gözükmekte. Kan gazı aldığımızda pH 7.3'ün altında. Bikarbonat derişimi 18 milyekoalan bölü litrenin altında. Ve ketonemi 5 milyekoalan bölü litreden yüksek görülüyor. Bir şeye daha değinmek lazım. Burada diyabetik ketoazidoz ve hiperozmalar, hiperglisemik durum hastaların çoğunda lökozidoz görülebilir. Bunun sebebi dehidratasyon ve asidoz. Lökozidoz var diye illaki infeksiyon var diyemiyoruz. Ama infeksiyon da zaten önemli bir sebebimizdi. Peki temel hedefimiz neler tedavide? Şöyle ki bizi komaya götüren hiperozmolarite ve dehidratasyonu düzeltmeye çalışıyoruz. Neyi hedefliyoruz? Dehidratasyonu düzeltmek, hiperglisemi'nin tedavisine başlıyoruz, asidoz ve ketozun tedavisine, sıvı kayıplarıyla beraber ortaya çıkan anyon ve iyon açıklarını kapatmaya çalışıyoruz ve diğer trisepide edici faktörler, akut miyokard infarktüs, stres gibi bunların tespiti ve tedavisi bizim için önemli. Peki, şöyle bir durum var, hasta maalesef koma durumuyla da gelebiliyor. Öncelikle böyle bir durum varsa hava yolu güvenliğini sağlamak önemli. Peki kötü haber, koma 340 milyozmalar bölü litrenin üstünde oluyor. Ama diyelim ki şanslıyız, koma yok. Ne yapıyoruz? Diyabetik ketoazidoz şüphesi varsa hemen hasta başı bir idrar ve glukoz tetkiki, bir EKG çekiyoruz, venöz kan gazı alıyoruz ve eğer kardiyak bir şüphe yoksa sıvı tedavisine mutlaka başlamak gerekiyor. Peki tedavide sıvı ve insülin tedavileri çok çok önemli. Daha sonra sıvı tedavisinden sonra sıvı kaybıyla açığa çıkan potasyum, fosfat, magnezyum ve bikarbonatın tedavilerine geçiliyor. Sıvı tedavi çok önemli demiştik, sıvı tedavisi. Çünkü sıvı tedavisiyle özellikle damar içi volümün tamamlanması ve organların hayati derecede perfüzyonu sağlanmakta. Bunun yanında sıvı tedavisi tek başına glikoz ve keton derişimini düşürüyor. Ve kan şekerimiz 250'nin altına düştükten sonra da %5 dextroz ekliyoruz sıvı tedavisine. Bir önemli tedavimiz daha insülin tedavisi. Kısa süreli ve kristalize insülin kullanılmakta. Bu hastalarımızda yine sıvı tedavisinde olduğu gibi 250'nin altına düştükten sonra kan şekeri
%5 dekstroz ekliyoruz ve önemli bir şey daha, hasta oral beslenmeye geçtikten sonra insülin tedavisine subkutan devam ediliyor. Peki ama insülin tedavisinin komplikasyonları var. Bunlar neler? Hipoglisemi olabilir. Hastada hipopotasemi görülebiliyor. Bakın QT tabirinde belirgin değişiklikler olmuş ve beyin ödemi görülebilmekte. Son yıllarda insülin analoglarının özellikle subkutan kullanılmasıyla beraber ketoasidozun önlendiği görülmüş. Potasyum tedavisi önemli demiştik. Şöyle 3,3 ve 5 arasında potasyum değişimi varsa 4 saatlik bir replasman öneriliyor. Ama eğer potasyum değişimi 3,3 miliepoalan bölü litrenin altındaysa insülin tedavisinden önce potasyum tedavisine başlıyoruz. Tamam, sıvı ve insülin tedavisi önemli ama potasyum tedavisi burada insülin tedavisinin önüne geçmiş olabilir. Bikarbonat tedavisine sonlara doğru değinmiştim. Şöyle bir durum var. Bikarbonat tedavisi biraz tartışmalı bir tedavi. Neden? Çünkü ciddi metabolik asidoz kardiyak ve nörolojik yan etkilere sahip. Ama şiddetli bir asidoz varsa, yani pH 7'nin altındaysa bikarbonat tedavisi önerilebilir. Bu kadar tedaviden bahsettikten sonra taburcu olma durumuna da değinmek istiyorum. Özellikle oral sıvı alınımı tölere edilebilen hastalar 4-6 saatlik bir tedavinin sonucunda taburcu edilebilmekteler. Ama burada bir şey önemli, taburcu olma sırasında anyon açığımız 20'nin altında olmalı. Peki bizim için sevindirici bazı şeyler var ve kötü şeylerden bahsettik ama birçok gelişmenin sonunda günümüzde mortalite %5'lerin altına düşmüş. Bu bizim için güzel haber. Son olarak birkaç toparlayıcı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle sıvı tedavisi olmazsa olmazlarımızda, bunun yanında glikoz değişimine bağlı bir püsödohipnatremiden bahsettik. Ketonuri bize tedavide yardımcı. Potasyum için mutlaka replasman gerekiyor. Lökositoz her zaman enfeksiyonu göstermemekte ve şiddetli asidoz olmadıkça da bikarbonat tedavisi önermiyoruz. Evet, sorular varsa mutlaka almak isterim. Kaynakların bu şekilde mümkün olduğunca birkaç bir yere bakmaya çalıştım. Ve dinleme sabrı gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet. Burak Bilbay'a teşekkür ediyoruz. Şimdi üçüncü konuşma Bahadır Emre Bakim ve iz kanama konusunda bilgi verecek. Öncelikle sayın hocalar ve değerli doktor adayı arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben Bahadır Emre Baki, teşekkürler. Bahadır Emre Baki, Atatürk Üniversitesi dönem 1. Gördüğünüz üzere sorumuzun konusu gastrointestinal kanamalar. Peki gastrointestinal kanamalarda neden anlatacağımıza biraz bakalım. Sunumumuzda gastrointestinal kanamalara genel bir yaklaşımdan sonra acilde gastrointestinal kanamalarla alakalı birkaç orandan bahsedeceğiz. Ardından giz çeşitleri ve acile gelebilecek giz kanamalı hastamıza nasıl yaklaşmamız gerektiğine değineceğiz. Gördüğünüz üzere gastrointestinal kanamalar ölümcül, gizli ve çok tehlikeli olabiliyorlar. Her şeyden önce gastrointestinal kanamalar nerede olur bunu açıklamak istiyorum sizlere. Giz kanamaları sindirim sistemi diye adlandırdığımız yemek borusu, mide, ince bağırsak gibi birçok sindirim sistemi organımızda oluşabilecek komplikasyonlar ve kanamalara denir. Peki gastrointestinal kanamalar nasıl olur? Ölüm oranı çok yüksek, oldukça yüksek, tanı ve tedavide zorlukları olan ve tedavi masrafları yüksek olan hastalıklardır. Aynı zamanda hastaneye sıklıkla yatırılması gereken ve yoğun bakım gerektiren hastalıklardır. Peki, acil serviste giz kanamalarına geldiğimizde araştırmalar gösteriyor ki acil servise yatan hastaların yaklaşık %30-35'i giz kanamalarından şikayetçi olarak geliyorlar ki bu ciddi bir rakam oluşturmaktadır. Ve erkeklerde kazımlara oranla, yaşlarda ise gençlere oranla giz kanamaları daha fazla olmaktadır.
aynı zamanda üst iz kanamaları alt iz kanamalarına göre daha fazla olmaktadır. Peki üst iz kanamaları ve alt iz kanamaları nelerdir? Üst iz kanamaları ve alt iz kanamaları iz kanamaların temel çeşitleridir ve bu ayrımı duodenumun ikinci kısmında bulunan trais ligaman denilen anatomik nokta oluşturur. Trais ligaman denilen nokta burada gördüğünüz üzere çizgili alandaki noktadır ve buradan yukarısı üst dizken oradan aşağısı alt dizdir. Peki üst diz ve alt dizdeki temel sebepler nelerdir? Size en çok görülen 3 temel sebebi getirdik. Birincisi üst diz kanama için peptik ülserlerdir ki peptik ülserler mide ve ince bağırsaklarda aside kaynaklı oluşabilecek ülserlerdir. İkincisi gastrik erozyonlardır ki gastrik erozyonlarda mide mukozasının incelmesine bağlı olarak oluşabilecek sorunlardır. Üçüncüsü olarak varizler yemek borusunun son kısmında oluşabilecek damar genişlemelerinden kaynaklanmaktadırlar. Peki alt diz kanamalarının en sık nedenleri nelerdir? Birinci olarak hemoroidler, hemoroidal yastıkların genişlemesine bağlı olarak oluşabilecek kanamalar. İkinci olarak anjiyodisplaziler vardır ki anjiyodisplaziler kalın bağırsakta oluşabilecek damar yumaklarıdır. Üçüncüler ise divertiküler hastalıklardır. Divertiküler hastalıklarda kalın bağırsakta oluşan kabarcıklardır. Solda anjiyodisplazi örneği görürken sağda da divertiküler hastalık örneği görüyoruz. Bu sunumumuza geçmeden önce siz dinleyicilerimize bir soru sormak istiyorum. Acaba aramızda kaç doktor adayı acil tıp için uzmanlık düşünüyor? El kaldırabilir miyiz? Çekinmeyelim. Evet, orta sırada var 4-5 kişi. Çok güzel, hedefimizin olması ve böyle güzel yerlere gelmek çok güzel. Tabii kesinlikle diğer arkadaşları yargılamıyoruz yani. Başka düşüncelerimiz olabilir veya daha gelişmesi gereken çok düşüncemiz olabilir. Evet, acile giz kanamalı bir hastamız geldi. Ne yapmalıyız? Bütün acillerde olduğu gibi acile gelen giz kanamalı hastanın anamnezi alınmalı, fizik muayene, teşhis, stabilizasyon ve rejütasyon aynı anda yapılmaya çalışmalıdır. Fizik anamnezimizi aldıktan sonra fizik muayenede nelere dikkat etmeliyiz? Bizim 3 temel bulgumuz vardır. Hipotansiyon, taşikardi ve takipte. Peki bunlar normal olsa ne düşünmeliyiz? Kesinlikle giz kanamayı dışlamamalıyız. Çünkü bunların yanında aynı zamanda hastanın kan yutup yutmadığına veya midenin hassaslığına da bakılmalıdır. Deride görülebilecek soğuk ve kuru cilt şokun göstergesiyken feteşi ve purpura gibi deri üzerindeki kızarıklıklar da koagülopatinin göstergesidir. Aynı zamanda temel bulgularımızın yanında çok önemli 3 tane spesifik bulgumuz vardır. Bunlardan birincisi hematemesken üst diz kanamalarının göstergesidir ve ağızdan açık kırmızı renkte kan gelmesidir. İkincisi hematokezyadır. Hematokezya ise alt diz kanamalarının göstergesidir. Vişne çürüğü renginde feçes yani dışkı oluşmasıdır. Bunun alt diz kanamasından olduğunu nasıl anlarız? Renginin vişne çürüğü olması kanın daha sindiremediğini gösterir ki bu da bize alt diz kanaması yani kalın bağırsakta ve ince bağırsağın son kısmından geldiğini bildirir. Peki melena? Melena ise siyah cıvık katran kıvamındadır ve bu da bize midenin, daha doğrusu kanın sindirilmiş yani mideden veya ince bağırsağın ilk kısımlarından gelmiş olabileceğini gösterir. Laboratuvarda kan grubuna bir an önce bakılmalıdır çünkü hastamız ciddi bir kan kaybına yaşıyor, kan transfüzyonu gerekebilir. Aynı zamanda EKG'de sessiz iskemiye ve gaytada gizli kana da dikkat edilmelidir. Ayrıcı tanı yöntemlerimize geldiğimizde 7 temel ayrıcı tanı yöntemlerimiz vardır. Peki bunları niçin yaparız? Akciğer grafisini akciğere kan kaçma, aspirasyon, perforasyon şubesine bağlı olarak yapmamız gerekir. İkinci olarak nazogastrik sondayı kullanırız. Peki nazogastrik sonda nedir? Nazogastrik sonda burundan bir sonda takarak midenin içindeki bütün enzimleri, hidroklorik asitleri temizlememize yarayan sondadır. Ama şunu unutmamalıyız ki her giz kanamalı gelen hastamıza nazogastrik sonda uygulamamalıyız. Çünkü yapılan son araştırmalar göstermiştir ki nazogastrik sondalar variz kanamalarını artırmaktadır. Üçüncü olarak barbun kontrast çalışmalarımız vardır ki bu vücuda radyoaktif izotop göndererek bu maddenin midenin çeperini sararak eğer bir ülser varsa o ülseri görmemizi sağlar. Ama şunu da unutmayalım, endoskopi ve anjiyografiden sonra yapılmalıdır bu barbun kontrast çalışmaları. Çünkü eğer önce yaparsak endoskopi ve anjiyografinin görüntüleme yöntemini kötü yönde etkileyebilir. Dördüncü olarak endoskopi yöntemimiz vardır ki endoskop denilen bir cihazla mide ve ince bağırsağın içinin çeperlerinin incelenmesi işlemine denir. Beşinci olarak anjiyografi yöntemini uygulayabiliriz.
Anjiyografi yönteminde de bildiğiniz üzere vücuda bir madde göndererek kanın damarlar içinde nereye daldığını ve damarlardan dışarı çıkıp çıkmadığını bize gösterir. Ama şunu unutmayalım ki anjiyografi giz kanamalarında daha çok alt giz ve kanamalarımız fazlaysa kullanılan bir yöntemdir. Diğer zamanlarda işimize pek yaramayabilir. Ama onun yerine sintigrafi yöntemi hem üst gizlerde hem de alt gizlerde kullanabileceğimiz bir yöntemdir. Son olarak kolonoskopi de endoskopi işlemine benzer ama sadece bunda kalın bağırsağı ve alt izi kontrol ediyorsunuzdur, gözlemliyorsunuzdur. Teşhislerimizden sonra geçmemiz gereken iki adımlı bir tedavi işlemimiz vardır. Primer ve sekonder olmak üzere iki adımda gerçekleşir. Primer tedavide bir an önce hasta entübe edilmeli ve volüm replasmanı sağlanmalıdır. Çünkü hastamız ciddi bir şekilde kan kaybetmiş olabilir ve vücut sıvısı azalmıştır. Bunun için damardan serumla kristaloid maddeler verilebilir hasta şoka girmesin diye ve 2 litre serum verdikten sonra hastaya kan transfüzyonu yapılmalıdır. Eğer hastamız hipotansiyon durumundaysa idrar sondası takmamız gerekir. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi kesinlikle her gelen giz kanamalı hastamıza nazolaktik sonda uygulamamalıyız. Bulgularımızın biraz daha ilerlemesi lazımdır. Evet, sekonder tedavi yöntemlerimize geldiğimizde endoskopi tanıda da kullanmıştık, kolonoskopi demiştik, bahsetmiştik. Burada da aynı zamanda içinde bulunan kameranın yanında kanal bulundurduğu ve bu kanaldan ilaçlar, yakma işlemi gibi farklı işlemler yapabileceğiniz bir işlemdir. Endoskopi cihazını da görüyorsunuz karşıda. Endoskopi üst giz kanamalarında etkiliyken kolonoskopi alt giz kanamalarında etkili ve proktoskopi ise hemoroidal kanamalarda etkilidir. Peki, sekonder tedaviden sonra devamı olarak ilaç olarak ne verebiliriz? İlaç olarak 4 temel ilacımız vardır. Bunlardan birincisi vazopresinlerdir ki vazopresinler damarları daraltarak kan akışını azaltırlar ve kanamanın azalmasına yardımcı olurlar. İkinci olarak somatostatinleri verebiliriz ki somatostatinler de çalışma prensibi açısından vazopresinlere benzerler ve mide bölgesindeki damarları daraltarak kanın akmasını yavaşlatır. Böylelikle tabii ki de kanamanın azalmasına yardımcı olur. Varis ve peptik ülserler de oldukça etkilidirler. Üçüncü olarak PPI olarak ortalıkta dolaşan yani proton pompa inhibitörleri olan ilaçlar ise mide asidini azaltarak yeniden oluşabilecek kanamayı ve cerrahi müdahaleleri azaltmayı amaçlamaktadır. Son olarak beta blokörler de varis kanamalarını azaltmada bizlere yardımcı olur. Cerrahi işlemden önce uygulayabileceğimiz son bir tedavi yöntemi ise balon tamponatlardır. Peki balon tamponatlar nasıl çalışır? Balon tamponatlar gördüğünüz şekilde birkaç farklı şekilde olabilir. Böyle bir sistemi ağızdan göndererek ilgili kanamalı bölgeyi, bu kanamalı bölgeyi daha çok yemek borusunun sonu ve midenin üst taraflarıdır. Buradaki bölgeye gönderilerek ve orada balonu şişirilerek kanamalı bölgeye baskı yapılarak kanamanın azaltılması amaçlanır. İki tane türü vardır. Sankt-Staken Blackmore tüpü ve gastrik özofagus tüpleri şeklinde ikiye ayrılırlar. Sankt-Staken Blackmore tüpü daha çok dokümenti varis kanamalarında. Diğeri ise yine aynı şekilde yemek borusunun son kısmında ve midenin üst kısmında oluşabilecek kanamalarda kullanılır. Önce gastrik balonu şişirilmelidir. Ondan sonra özofagus balonu şişirilebilir. Peki, en son olarak başvurmamız gereken tedavi yöntemimize geldik. Niye en son olarak başvurmalıyız? Çünkü cerrahi işlemler, giz kanamalarında oluşan cerrahi işlemler yaklaşık %23 ölüm oranı taşımaktadır ve bu yüksek bir orandır. Ama aynı zamanda şunu unutmamalıyız ki hasta geldi, kanamasını kontrol edeceğimizi düşünmüyoruz, çok fazla kanıyor. Bu durumda da tabii ki de cerrahi müdahale alınabilir. Ama diğer durumlarda kesinlikle bütün tedavi yöntemlerini uyguladıktan sonra cerrahi müdahaleye almalıyız. Son olarak sunumumuzda bir iki noktaya tekrardan değineceğim. Giz kanamalarının iki çeşidi olduğunu söylemiştik. Üst giz kanamaları ve alt giz kanamaları. Ensiz nedenlerinin üst giz kanamalarının peptik ülserler, gastrik gerezonlar ve varislerken alt giz kanamalarının hemoroidler, anjiyodisplaziler ve divertiküler hastalıklar olduğunu, spesifik bulgularımızın çok önemli olduğunu, hematemez, hematokeze ve melenanevi. Aynı zamanda primer tedavide bir an önce volüm replasmanı ve entübasyon yapılması gerektiğini, sekonder tedavide ise kullanabileceğimiz endoskopi, kolonoskopi, proktoskopi ve balon tamponat, ilaçlar ve en son olarak normal tedavi işlemlerinden sonra uygulayabileceğimiz cerrahi işleme değindik.
Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Her şeyden önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne bize böyle bir sunum imkanı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşımıza bu güzel soru için teşekkür ediyoruz. Salondan sorumuz var mı? Varsa mikrofon verelim lütfen. Bu ilaçlar dedik ya kullandığımız. Evet. O ilaçları hani daha çok hangilerini kullanıyoruz? Hani de... Pardon, anlayamadım. Kullandığımız ilaçlar vardı ya beta. Evet, yani. Daha çok hangilerini kullanıyoruz? Daha çok hangilerini kullanıyoruz? Tabii hangi durum, durumlarda hangilerini kullanıyoruz? Şimdi şöyle, duruma göre değişiyor tabii ki de. PPI'leri, yani daha doğrusu proton pompa inhibitörlerini biraz tedaviyi uyguladıktan sonra kanamayı tekrardan olmaması için kullanırken vazopresin ve somatostatinleri kanamalı durumlarda kullanıyoruz. Beta blokörleri de aynı zamanda eğer bir varis kanamamız varsa o zaman kullanıyoruz. Başka sorusu? Sabırla dinlediğiniz teşekkür ederim. Oturumuz burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi 15 dakikalık kahve aramız var. Dışarı.